Şu yakındaki kafeye gidelim mi, ne dersiniz? Niye? Bilmem, sohbet ederiz, birbirimizi tanırız. Ben yorgunum. Bütün gün birlikteyiz zaten, burada tanırız birbirimizi. Hem bugün aslanların doğumu var. En heyecanlı yerinde kalmıştık. Tamam o zaman. Yarın görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biraz ayıp mı oldu acaba? Şu ayıp mantığını da hiç anlamıyorum. Azen enem de ayıp olmasın diye herkesle görüşür. Zenan, Azen enen Suat'la ayrıldığınızı biliyor mu? Ve de adamın üzerine saldırıp onu öldürmeye çalıştığını. Ha? Saldırırım tabii. Beni küçük düşürdü. Bütün hastane dedikodumu yapıyordu. Ya Zenan, sen Suat'ı seviyor musun? Ne demek bu? Adamın evlilik teklifini düşünmedin bile. Bence sen onu yeterince sevmiyorsun. Hasan doğru söylüyor olabilir. Hiç böyle düşündün mü? Ne saçmalıyorsunuz siz ya? Arkadaşın olarak doğruları söylemeye çalışıyoruz sadece. Doğrularmış. Birini sevip sevmediğimi sizden öğrenecek değilim. Nereye? Zenan! Ver şunu. Zenan! Niye hala buradasın sen? Çalışmaya ihtiyacım var. Dikiş ya da pansuman bekleyen kimse var mı? Bir dakika, sen dün gece de nöbetçi değil miydin? Evet, ama hiç sorun değil. Hayır efendim, sorun. Yarın bana asistan lazım, ceset değil. Asabiysen yogaya falan başla ama seni burada görmek istemiyorum. Yoga mı? Asabi kalmayı tercih ederim. Tercihlerim benim umurumda değil. Tek ilgilendiğim yarın sabah buraya uyumuş ve dinlenmiş olarak gelmen. Bandı ver. Yazdım, ilaçları verdiniz değil burada? Seni izliyorum. Ne zamandır? Az önce geldim. Hasan açtı kapıyı. Uyurken beni izlemeye mi geldin? Hı-hı. Niye? Çünkü uyurken melek gibi oluyorsun. Benimle kavga etmiyorsun. Bana küsmüyorsun. Sümsük demiyorsun. Ya. Hadi giyin, kahvaltıya gidelim. Tamam, hemen giyiniyorum. Ya bir şey soracağım. Ben horlamıyorum değil mi? Yok, bebek gibi uyuyorsun. (Gülüyor)
gözünün alt dokuyu kesiyorum. Neredeyim ben? Korkma. Benim evimde değilsin. Bir hastam için erken geldim. Seni burada görmeyi beklemiyordum. Nöbetçi olmadığın halde burada uyuduğuna göre Hasan ve Ela ile kavga ettim. Muhtemelen Fikret'i de sıkıştırmışsındır dikilecek kimse yok mu diye. Sen senin için kariyerin tepip havaalanından dönen adamı pek tanıyamadın ama... galiba o seni iyi tanıyor değil mi? Evet anneciğim ya. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum tabii ki. Merak etme sen. Hayır anneciğim, sevgilim yok. Anne ne bileyim, yok işte. Anneciğim niye anlamıyorsun? Ela'yla sadece arkadaşız. Evet aşıktım ama artık değilim. Anne ben boğuluyorum. Seni sonra ararım. Şey, anneler işte. Ben Ela'yı çok seviyorum. Ama sadece arkadaşım olarak Levent Bey. Gerçekten. Yani bir zamanlar ona karşı hislerim vardı. Ama artık yok. Vallahi. Biliyorum. Yoksa burada kalmana izin vermezdim. Allah Allah. Nasıl izin vermezdin? Benim evimle ilgili kararları ben veririm bir kere. Senin de yalanın ortaya çıktı. Horlamıyormuşum ben. Biz kahvaltıya gidiyoruz. Hastanede görüşürüz. İyi misin güzelim? Evet. Yardım eder misin biraz? Tabii bir tanem. Skolyoz. Neye bakıyorsunuz? Eğer benim cesur, içinizi rahatlatan, sıcak bir özürlü kız olmamı bekliyorsanız boşuna beklersiniz. O yüzden ne yapacaksanız hemen yapın. Evet, Zeynep. Senem Bahçeci, yaş 17. Sağlık kayıtlarında Vater sendromu olduğu yazıyor. Yani? Vater sendromu, omur, anüs, trake, yemek borusu ve renal sistemi etkileyen genetik bir bozukluktur. Hah, bu kıza bir madalya verin. Bütün tanımı ezberlemiş. Hastanın adını ezberlemek kendisiyle yaşamaktan daha kolay tabii. Zeynep. Evet. Senem hastaneye böbrek taşlarını kırdırmaya ve ciğerlerindeki baskıyı azaltmak için torakoplasti olmaya geldi. Bir şey sorabilir miyim? Acaba omurganın eğriliği için radikal bir tedavi yöntemi uyguladınız mı hiç? Bir düşüneyim. Radikal yöntemle mesela omurganın içine çelik bir çubuk sokmayı mı kastediyorsunuz? Hı hı. Evet denedik. Ben üzeleceğime çubuk eğrildi. Böbrek taşlarının kırılması küçük bir şey gibi görünebilir. Ama bu yaşam kaliteni çok artıracak. Gerçekten mi? Ameliyattan sonra gidip dans edebilecek miyim yani? Ya da bir sevgilim olacak mı? Senem, tatlım lütfen. Anne kusura bakma. Ama orada durmuş bana yaşam kalitemi artırmamdan bahsediyorlar. Bence doktorlar tutamayacakları sözler vermesin. Araba tamamen dağıldı. Kazayı görenler arabadan yürüyerek çıktığıma inanamadılar. Yaşadığına şükrediyorum. Onsuz ne yapardım bilemiyorum. Kırılan başka bir şey var mı? Hayır, sadece burnum. Anladım. Madem burnum baştan inşa edilecek, doğru tabirimi kullandım bilmiyorum ama... yani daha şirin bir şey yapabilirsiniz değil mi? Daha şirin olamaz ki.
Siz ona bakmayın. Bir keresinde yüzümde kapı tokmağı gibi bir çıban çıkmıştı. Onu bile şirin bulmuştu. Pardon. Şimdi bir bakalım. Evet. Tamam. Az kaldı. Aha. Evet. Buradan biraz alabiliriz gibi görünüyor. Yani bayağı güzel bir burun yapacaksınız değil mi? Normal estetiğe gelmişim gibi. Evet, normal estetiğe gelmişsiniz gibi. Kendi burnum pek güzel değil. Başka yere almadım dediniz ama... kazanın hiçbir yan etkisi olmadı mı en azından psikolojik olarak? Yo, çok iyiyim. Psikiyatri servisinin onayı var. Tamam. Testlerde bir sorun çıkmazsa bugün ameliyata girebiliriz. Ben saat kaçta yapabileceğimize bakayım. Saat kaçta yapabileceğime bak ve bana bildir. Yani yine ameliyatta yok muyum? Doktor olmak için fazla güzelsin. Peki. Senin gibi görünen insanların aptal olması gerekmiyor mu? Yani sadece merak ettim de. Sen benim ameliyatıma girmeyeceksin değil mi? Herhalde sana ayak işlerini yaptırıyorlardır. Ameliyat ciddi bir şey çünkü. Hayır, ameliyatına gireceğim. Yani sen şimdi gerçek bir doktor musun? Evet, gerçek bir doktorum. Ne yaptın? Torpille mi okudun? ÖSS'de torpil geçmiyor. Yani zekisin. Hem güzel hem zeki olamazsın. Muhakkak korkunç bir tarafın vardır. Doğru. Herkesin korkunç bir tarafı vardır. Ama herkesin güzel bir tarafı da vardır. Senin kadar şanslı olsam ben de dünyaya o şapşal gülümsemeyle bakardım. Şimdi biraz dinlen. Sonra yine geleceğim. Gelmezsen üzülmem. Fikret Hanım. Seni mi bir de Levent Bey görse? O çok başarılı bir cerrah. Uluslararası bir dergi için Vater sendromu ile ilgili makale hazırlamıştım. Levent Bey'in bu konuda yapabileceği bir şeyler olduğuna inanıyorum. Neden bu kadar ilgileniyorsun? Sırf böyle bir ameliyata girebilmek için mi? Benimle ilgisi yok. Senem için. Henüz çok genç. Zehir gibi bir kız. Bütün ömrünü böyle geçireceğini bilmesi korkunç bir şey. Bir umut olmalı. Tamam. Levent'le bir konuş. Hastanın durumunu ve geçmişini iyice bir anlat. Bakalım ne diyecek. Tamam. Ha Zeynep. Eğer seni ciddiye almazsa gözlerini ona dik. Ve sert sert bak. Tamam mı? Yola gelecektir. Yine beni ameliyata sokmuyor. Kurula şikayet edeceğim bunu. Seni de. Ela. Sen de onun kadar suçlusun çünkü. Bir asistanın haksızlığa uğruyor ve sen kılını kıpırdatmıyorsun. Seni alıp başka asistan verirsem ona haksızlık olmayacak mı? Umurumda değil. Ya beni bu adamdan kurtarırsın... ya da ben bu hastaneden nakil olmak için başvuru yapacağım. Boynunuz mu tutuldu Zenan Hanım? Hı, seviyede uydum da. Hastanede uyumak yerine bana da gelebilirdin. Ama gelmemekle iyi etmişsin. Gece üstüne saldırabilirdim. Ne de olsa bir sapığım. Yeter artık. Ben sana sapık demek istememiştim. İstemiştim.
Hayır, istemedim. Ben sadece... Seni sevmem için belediye onayına ihtiyaç duyuyorsan... ben buna saygı duyarım Zeynep. Ama sen evlenme isteğimi de geri çevirdin. Çünkü? Çünkü işine odaklanmak istediğini, buna hazır olmadığını söyledim. Ama bence sorun ne biliyor musun? Sen beni sevmiyorsun. Acil kapısına. Ya kim attı bu mesajı abi ya? Ben attım Hasan Bey. Sevda hemşire. Kızmadınız ya. Yok canım. Sizin için açtım da. Anlamadım. Ne açtınız? Önemli bir şey değil canım. Börek. Ispanaklı. Ha, bana börek mi açtınız? Ailenizden ayrısınız ya. Hasret kalmışsınızdır dedim. Çok teşekkür ederim. Şey, birlikte yer miyiz? Yok, siz doktor arkadaşlarınızla yersiniz. Afiyet olsun. Levent Bey. Evet. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Biliyorum çok meşgulsünüz ama hastanede bir kız var, 17 yaşında. Ve Vater sendromu yüzünden ciddi bir skolyozu var. Buraya torakoplasti için yattı. Çünkü kaburgaları ciğerlerine baskı yapıyor. Daha önce iki defa omurga füzyonu ve bir de bölgesel omurga tedavisi görmüş ama bir işe yaramamış. Omurgası 90 derece eğilmiş ki bu da açıkçası rezalet bir durum. Açıkçası rezalet bir durum. Bu senin profesyonel görüşün mü? Profesyonel görüşüm sizin ona yardım edebileceğiniz. Zenan'dan sonra ameliyat hırsıyla yanıp tutuşan bir asistanımız daha oldu anlaşılan. Anlamadım, pardon. Çok doluyum, bugün 3 ameliyatım daha var. Tamam, konsültasyon için uğrarım. Bakışlar konusunda haklıymışsınız. Asistanların sizden niye bu kadar korktuğunu da anlamış oldum. İyi taktik. Taktiğimi çözdüğüne göre artık benden korkmayacaksın, öyle mi? Ben bir seneme bakayım. Hadi Sevda hemşire. Buyurun Fikret Hanım. Merhaba Fikret Hanım. Bugün nasılsınız? Aşerme var mı? Aşerme. Ya sabır. Çok üzülüyorum ben bu Fikret Hanım'ın haline. Kadıncağız fil oldu, fil. O 45 numara ayakkabılarla koridora bir giriyor, deprem oluyor sanıyoruz ya. Ayhan! Ben senin yerinde olsam çenemi tutmasını bir an önce öğrenirim. Yoksa çenen o 45 numara ayakların altında kalacak. Şey, ben sadece anne olmanın bazı güçlüklerine değinmek istemiştim Fikret Hanım. Değinme Ayhan, değinme. Annelik konusuna değinme. Anlatabildim mi? Hı hı. Tamamıyla doktor hanım. Su gibi. Berrak. Yanlış dosya vermişsin. 3005'i istiyorum. Özür dilerim Fikret Hanım. Ah. Vur aslanım vur. Anneye bir de sen vur. Buyurun. Aslan Bey'in telefonu, buyurun. Oğlunuz şu an odasında değil. Bir notunuz varsa ben alabilirim Meral Hanım. Yalan söylemiyorum. Telefonu odasında bırakmış. Hastanede bir yerlerdedir. Hanımefendi lütfen kendinize gelir misiniz? Ben oğlunuzla yatmıyorum. Sadece asistanıyım. Kim olduğunuz umurumda bile değil. Benimle böyle konuşamazsınız. Ailecek beni delirtmeye çalışıyor bunlar. Yoksa annemi kızdırdın mı? Aslan Bey kusura bakmayın ama onu benimle... Onu kızdırdın mı?
Evet, deliye döndü. Hazırlan. Ameliyata giriyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Niçin? Seni çok seviyorum. Aslan'la konuşmuşsun. Aslan mı söyledi? Evet. Beni ameliyata alıyor. Çok teşekkür ederim. Yani yine iyiyiz. Hem de çok iyiyiz. Yokluğumu fark etmeden gideyim ben. Fikrini değiştirmesini istemem. Senem, durumunu inceledim. Birçok acılı ve başarısız ameliyat geçirdiğini biliyorum. Ama eğer istersen omurganda kayda değer bir gelişme sağlayabilirim. Bir gelişme derken tam olarak neyi kastediyorsunuz? Yani senin dik durmanı sağlayabilirim. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Çünkü sakat bir kıza dalga geçmek hiç iyi bir şey değildir. Şşş. Şunu görüyor musun? Şuradaki eğri bölgeyi. Onu alacağım. Yani siz kızımın omurgasının bir parçasını kesip atmak mı istiyorsunuz? Hı hı. Ve onun yerine omur boşluğunu dolduracak titanyum bir kafes yerleştireceğim. Bunun araştırmalarını gördüm. Oldukça başarılı olan vakalar var. Ya başarısız olanlar? Felç ya da ölümle sonuçlanmış. Ama Levent Bey bu konuda bulabileceğiniz en müthiş cerrahtır. O daha 17 yaşında. Anne, biliyorum. Hala ölümün bir insanın başına gelebilecek en kötü şey olduğunu düşünüyorsun. Ama yemin ederim değil. Ben varım. Hay Allah. Sorun nedir? Çenesi yeterince açılmıyor. Vokal kartları göremiyorum. Olmuyor. Optik cihazı kullan. Hasta entübe oldu. Şırınga. Burun, burun. Sıkı tutun. Bisturi. Set. Rujin. Çok fragil. Çok fazla nedve yara dokusu var. Kanaması çok arttı. Bu kadar kan olmamalıydı. Ha, psikiyatri servisi mi? Hacer Gezgin'e bakan doktora bağlar mısınız?
Aslan Bey görüşecek. Sizin işiniz nedir? Bir hastanın yalan söyleyip söylemediğini nasıl anlamazsınız? Hayır, kaza falan geçirmemiş. Kim bilir ne sebeple yalan söyledi. Bu kadının ruh sağlığının yerinde olduğundan şüpheliyim. Bu bir kez daha tekrar olursa kurula rapor verirsiniz. Aslan Bey, kaza olmadığını nasıl anladınız? Bir trafik kazasında burun o hale gelecek şekilde başını çarpıyorsan başka hiçbir yere almaman imkansızdır. Şu adrese çiçek yollayıver. Bu çiçek işleri devam edecek mi? Yani böyle mi anlaştınız? Kiminle neyi anlaştık? Şey, biliyorsunuz işte. Yine morfin mi aldın sen? Tamam, anladım. Anlaşma böyle. Hangisinden olacak? Bir ara görüşelim buketimi, hemen görüşelim buketimi. Acil görüşelim buketi. Tamam. Allah kahretsin! Nasıl ödemezler? Her şeye bir kulp buluyorlar. Ben bütün ömrüm boyunca para ödedim sigortaya. Standart bir ameliyat olmaması sebebiyle diyor. Melik Hanım, iyi misiniz? Sigortadan fax geldi şimdi. Ameliyatı ödemiyorlarmış. Yardım ister misin? Banyoya tek başıma gidebilirim. Bütün hayatım boyunca gittim. Ve o ameliyat olmayacağıma göre bundan sonra yaşamımda hiçbir şey değişmeyecek. O yüzden çekil önümden, tamam mı? Sevda Hanım, elinize sağlık. Yediniz mi? Aa, yemez miyim? Arada parmaklar da gitti vallahi. O kadar güzel olmuş. Çok marifetlisiniz maşallah. Oturabilir miyim? Tabii, buyurun. Doktor arkadaşlarınız ayıp olmasın? Yani Sevda Hemşire'm. Benim için doktor ya da hemşire olmak önemli değildir. Önemli olan göğüslerdir. Ne? Ne dediniz siz? Önemli olan insanlıktır dedim. Yanlış bir şey mi söyledim? İnsanlık mı dediniz? Evet. Siz ne anladınız? Hasan Bey, alemsiniz vallahi. Biraz heyecanlıyım. Nasıl oldu çok merak ediyorum. Burnunuzu o hale ne getirmişti merak ediyorum. Korkunç durumdaydı. Söyledim ya, araba kazası. Hacer Hanım, bir psikoloğu kandırmak mümkün olabilir. Ama bir cerrahı burnunuzun içini açtığımı düşünürsek. Ne fark eder ki? Ha araba kazası ha başka bir şey. Şanslı olmasanız fark ederdi. Teşhis yanlış olursa tedavi ölümcül olabilir. Neden yalan söylediniz? Gerçeği söyleyemem. Birini korumaya mı çalışıyorsunuz Hacer Hanım? Mesela eşinizi. Nasılsın canım?
O ne? Onu dövdükten sonra çıkışına hediyeyle gelmeniz büyük incelik doğrusu. Söyledin mi? Konjenital vater sendromu var. Omurgası korkunç durumda ve ameliyat tek kurtuluşu. İyi günler. 17 yaşında bir hastam için arıyorum. Hayır, sigortalı olan annesi. Tamam, kiminle görüşmem gerektiğini söyleyin o zaman. Evet, ama o tedavinin yararı olmamış. Beyefendi, bu hastanın suçu değil ki. Sigorta bu ameliyatı neden karşılamıyor? Anlamak istediğim bu. Evet, bu. Dosyaya bakarsanız göreceksiniz. Orada röntgen filmi ve tanı raporu var. Ameliyat... Ne? Dosya sizde değil mi? Neden baştan söylemiyorsunuz? Kimde peki? Hayır, başkasına bağlamayacaksınız. Saatlerdir birbirinize bağlıyorsunuz zaten. Sizi dava edeceğim. Duydunuz mu? Size dava açacağım. Levent Bey. Kusura bakmayın, yine rahatsız ediyorum ama... Önemli bir şey mi? Evet, zor çok bir ameliyata girmek üzereyim. Evet, çok önemli. Senem o ameliyatı olamayacak. Sigorta karşılamıyor. Başhekim olarak bu konuda bir şey yapabilir misiniz? Ameliyatı hastane üstlense. Zeynep, hastane bu durumdaki her hastanın ameliyatını karşılayacak olsa hizmet veremez duruma gelir. Ama ailenin 100.000 doları karşılamasına imkan yok. Hastane için... Hastane ölümcül vakalarda elinden geleni yapıyor. Ama bu öyle bir durum değil. Sigorta ile konuşmayı dene. Bazen işe yarar. Konuştum, işe yaramadı. Lanet olsun. Doktor bey. Ne olacak şimdi? Karınız şikayetçi olmaya karar verirse, durum polise intikal edecek. Burunu nasıl o hale getirdiniz? Çekiçle. Sizi şikayet etmeyeceğinden çok eminsiniz. Kocasından dayak yiyen pek çok kadın var Hacer Hanım. Ama bunu kadermiş gibi kabullenmeyin. Ben kocamı seviyorum. Sizi böyle döven birine duyduğunuz şey sevgi olamaz. Şikayetçi olmayacağım. Hastaneden çıkmak istiyorum. Psikiyatri servisi bir gün müşahede altında kalmanızı istiyor. Psikiyatriye ihtiyacım yok benim. Evet, kocam burnuma çekiçle vurdu ama şikayetçi olmayacağım. Çünkü bunu yapmasını ben istedim. Sigorta estetik ameliyatları karşılamıyor. Ve ben de o burunla daha fazla yaşayamazdım. Estetik ameliyat olmak için burnunuzu çekiçle kırdırdınız mı? Siz de bunu yaptınız mı? Biz birbirimiz için her şeyi yaparız. Fikret Hanım. Hı. Sigorta titanyum kafes operasyonunun standart bir ameliyat olmadığını söylüyor. Ailenin de bunu karşılayabilecek durumu yok. Levent Bey'le konuştum ama hastanenin bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını... Zeynep, tirat atma. Konuyu özetle. Sigorta Senem'in ameliyatını karşılayamıyor ve aile de bunu ödeyebilecek durumda değil. Ona umut verdik. Düzeleceğini, normal bir yaşam olabileceğini söyledik. Bu şekilde yüzüstü bırakamayız. Bu ameliyat onun hakkı. Vater sendromu konusunda bir makale yazdım demiştin, değil mi? Yazdım. Böyle bir vakayla tekrar karşılaşma olasılığı nedir sence?
burada oldukça düşük. Hı. Zaten literatürdeki ameliyat örneklerinin hepsi de Amerika'dan. Hı. Yani bu hasta eğitim vakası olsa asistanlar çok şey öğrenebilir. Eğitim vakası? Hı hı. Fikret Hanım, harikasınız. Eski şefim de iyi biriydi ama siz çok farklısınız. Evet, çok farklıyımdır. Mesela yalakalıktan hiç haz etmem. Bizi şikayet edecek misiniz? Ameliyat raporunu sigortaya estetik amaçlı olarak bildirdim. Dolayısıyla bunu ödemek zorunda kalacaksınız. Ve bunu isteyen karınız bile olsa burnunu kırdığınızı polise bildirmemiz gerekiyor. Ben sadece güzel bir burun istemiştim. Evet. Bunun için göze aldığınız bedel inanılmaz. Ve bunu rapor etmeyeceğiz. Tabii eğer psikiyatri terapisine başlarsanız. Bakın, biz deli değiliz. Sadece estetik ameliyata parası yetmeyen orta halli... Psikopatlarsınız. Vatandaşlarız. Tercih sizin. Ya psikiyatri, ya polis. Psikiyatri alt kattaydı, değil mi? Hadi gel, Levent Bey eve bırakacak bizi. Ben burada kalıyorum. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Dürüst davrandınız diye özür dilemeyin. Gerçek düşüncenizi duymak için morfin almanızı beklemekten iyidir. Sevgini yargılamaya hakkımız yok. Bunu ancak sen bilebilirsin. Siz bile beni anlamadığınıza göre... Suat'ın anlamamasına şaşmamam lazım. Suat'ı seviyorum. Sadece bu sorunu nasıl aşacağımızı bilmiyorum. Bir kere sevişseniz bir şeyiniz kalmaz. Ya şakaydı. Vallahi şakaydı. Ortam rahatlasın diye söyledim. Vallahi ya. Cani kendi çocuğunu hapur hapur yedi. Yer. Adı üstünde ormanlar kralı. Erkek aslan yer ama dişisi yemez. Bak, aslanın bile dişisi maklum. Aslanlardan sıkıldıysanız penguenleri açayım Levent Bey. Ya, aklım hala o garip çiftte. İnanabiliyor musunuz? Ya kadın burnumu kır demiş, kocası da çekici indirmiş. Ne psikopat insanlar. Onlar bile eş bulduysa... Benim de hala şansım var demektir. Ya bir de biz birbirimiz için her şeyi yaparız diyorlar. Senin benim için aslanla konuşman bile kaç hafta sürdü. O çat diye çekici indirmiş. Ela, ha. Bir saniye içeriye gelir misin? Tabii. Kesin romantik bir sürpriz hazırladı. Bence Levent'te suçlu erkek bakışı vardı. Aslan'la konuşmadım dedim. O zaman neden beni ameliyat aldı? Sebebini bilmiyorum. Ama ben değilim. Sana teşekkür ettim. Sen de bir şey değil dedin. Çünkü kavga etmekten yoruldum Ela. Yoruldun demek. Yoruldun ha? Ben de yoruldum başhekim Levent Bey. Yine başlıyoruz. Hayır, başlamıyoruz. Bitiriyoruz. Çekil. Nereye? Buraya kadar Levent. Seni terk ediyorum. Hayatım dur. Burası senin evin. Ben giderim. Git tabii. Zoru görünce hemen kaç. Ama bu son. Apandisim değil, kafam da patlasa bu defa affetmeyeceğim seni. Ne var?
Şey, iyi gelir. Şeysin ya. Seni terk ediyorum Levent. Sen yorulma hayatım. Senin yerine ben ederim. Levent Bey, günaydın. Çayınızı içtiniz mi? Ne ben ne kargalar henüz kahvaltımızı etmedik. Levent Bey, biliyorum benden bıktınız. Ama bu son. Eminim dosyamı incelediğinizde siz de Senem'in eğitim vakası olması konusunda bana hak vereceksiniz. Hatta kurula çıkma konusunda bile bana destek vereceksiniz. Kurula mı? Evet, Senem'in eğitim vakası olabileceğini düşünüyorum. Siz de katılırsanız eminim kurul ikna olacaktır. İnatçı bir kızsın. Sekiz ay önce kalın bağırsağından büyük bir tümör çıkardım. O zamandan beri kemoterapi ve radyoterapi görüyor. Kanseri yendiğini düşünmüştük. Affedersiniz. Müge Aydın'ın doktorları siz misiniz? Evet beyefendi. Onu siz mi getirdiniz? Evet. Sabah zar zor nefes alıyordu. Sizce gıda zehirlenmesi olabilir mi? Dün midye yemiştik. Gerçi ben iyiyim ama. Gıda zehirlenmesi olduğunu sanmıyorum. Radyasyonun yan etkisi olabilir. Ne radyasyonu? Kanser tedavisinde kullanılan radyasyon. Kanser mi? İyi de Müge'nin kanseri yok ki. Ben onun erkek arkadaşıyım. Olsa bilirdim. Tam kan sayımı, sedimentasyon, tümör markaları iste ve karın tomografisi çektir. Hı hı. İzninizle. Çok enteresan bir vakayla karşı karşıyayız. Bu vakada edinebileceğimiz bilginin yanı sıra hastanemiz Türkiye'de bu konuda yapılan ilk operasyonla literatürde yerini alacak. Bu vakayı diğer skolyoz hastalarından ayıran nedir? Vater sendromunun yol açtığı skolyoz ileri bir deformiteye yol açmış. Akciğer kapasitesini ciddi ölçülerde düşürüyor. Stabilizasyon bozukluğu bir süre sonra yürümeyi de imkansız hale getirecek. Ayrıca etkilenen bölgelerde baskı artıyor. Ve bu hastalık seyrini hızlandırıyor. Bu vakanın asistanlar için öğretici olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Sadece onlar için değil, bizler için de. Birazdan bildireceğiz. Kanser olduğunu nasıl anlama? Neden gizledi ki benden? Belki sizi üzmek istememiştir. Onu ilk gördüğümde hiç önemsememiştim. Ben öğretmenim, o garson. Aramızda bir şey olabileceği aklımın köşesinden bile geçmezdi. Onu küçümsemiştim galiba. Kendimi bir halt sanmıştım. Sonra birlikte bir saat geçirdik. Sadece bir saat. Ve aşık olduk.
İşe yaramaz dosyalarını burada doldurmak zorunda mısın? Ameliyata girene kadar gözlem altında kalmalısın. Ha evet, böbrek taşı ameliyatı. Bir tanem. Zeynep Hanım sadece işini yapıyor. Benimle vakit kaybetmesine gerek yok. Ameliyat olacak kadar parası olanların işini yapsın. Senem. Melek Hanım. Size güzel bir haber getirdim. Senem'in ameliyatını planladığımız gibi bugün yapacağız. Masrafları hastanemiz üstleniyor. Çok şanslısın Senem. Hasan Bey. Ha? İyi misiniz? Aha, iyiyim. Yok canım, terliyorsunuz siz ya, titriyorsunuz. Seni gördüm ya, ondandır. Sizin için ne yapabilirim Hasan Bey? Lütfen çekinmeyin, söyleyin. Biz bir ekibiz, lütfen. Uzaklaşabilirsin benden mesela. Size uzanan bir yardım elini böyle mi karşılıyorsunuz Hasan Bey? Aşk olsun size. Ayhan. Pişman oldunuz değil mi? Oldum Ayhan. Doğruma pişman oldum. Şunu laboratuvara götürsene. Acil olduğunu söyle. Lütfen. Ne lütfen? Sihirli kelimeyi söylemediniz. Lütfen bunu laboratuvara götürür müsünüz? Lütfen. Merak etmeyin. Bizzat laborantın başında bekleyerek işi takip edeceğim. Koşsanıza ya Hasan Bey, bir şey oldu. Hasan Bey, koş. Hasan Bey, iyi mi? Matkaplı vida lütfen. İnanamıyorum, omurgayı kesiyor. Ben niye bu ameliyatta değilim? Ben nasıl oldu da o burun ameliyatına girdim? Sadece böbrek taşları kırılacaktı. Böyle olacağını bilsem hayatta bu yeni kıza kaptırmazdım. Aslan bana ameliyata girmeyeceksin demişti. Sonra birden fikir değiştirdi. Levent konuşmadıysa neden? Farkında olmadan hoşuna gidecek bir şey yapmışsındır. Evet, ama ne? Vidaları yerleştiriyorum. Neden? Stabilizasyon için. Retraktörü verir misin? Tampon. Annesini kızdırdığım için olamaz değil mi? Annesini de mi kızdırdın? Hı, telefonda. Korkunç bir kadın. Aslında böyle bir adam olmasının sebebi bence o. Buraya bir şeyler öğrenmeye mi geliyorsunuz, dedikodu yapmaya mı? Zenan benimle ameliyata geliyorsun. Kalın bağırsak kanseri olan hasta mı? Evet. İşte bu. Hasan'a ne oldu? Doğru, Hasan. Arkadaşını hatırlayabilmen ne kadar hoş. Hasan ateşlendi. Sebebini araştırıyorlar. Senin neyin var? Kanla beraber yolladığınız bir çocuk vardı ya. Ayhan mı? Heh. O dokundu bana. İçimi kuruttu çocuk ya. Var öyle bir etkisi, evet. Ay. Anneciğim neredesin ya? Heh. Bak oğlun hasta oldu.
Sen hastaneye yolla sapasağlam, orada hasta etsinler. Ah, merhaba Hasan Bey. Annesi gel. Hem oğlunu kurtar, hem bizi. Yirmi numaralı bir sürü. Tampon. Klemp. Penset. Bağırsak rezeksiyonu gerekebilir. Bence de. Harikasınız Levent Bey. Ona bir gelecek verdiniz. Senin azmin sayesinde. Ben sadece hakkı olan şeyi almasına yardım ettim. Ameliyat çok iyi geçti. Bir insanın acı çekmesinden daha kötü şey nedir bilir misiniz? Çocuğunun acı çektiğini görmek. 17 yıldır ilk defa gerçekten mutluyum. Anneciğim olsaydı şimdi bir nane limon kaynatırdı bana. Turp gibi kalkardım ha. Annem mantar kaynatır mıydı hiç sana? Ne demek o? Belki çocukken yabani mantar yemişsindir. Hani belki ondan öyle olmuşsundur. Ya Borant Bey, dilinizden zehir damlıyor. Ama bir gün elbet bana işiniz düşer. Zehirli. 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 Hastanın kanı yüksek oranda toksik yayıyor. En ufak bir temas tehlikeli olabilir. Yapmamız gerekeni anlayana kadar kimse içeriye girmeyecek. Kesinlikle. Durumu nasıl? Hala baygın. Ama kan basıncı normale dönmeye başladı. Hemen çıkarılmaları çok iyi oldu. Evet. Levent Bey, imzanız lazım. Ne biliyoruz Suat? Çantasında bitkisel bazı ilaçlar bulmuşlar. Laborantlar kanda kemoterapi için verilen kimyasalla karıştığında nörotoksik bir bileşime dönüştüğünü düşünüyorlar. Kan havayla temas edince de toksik etkisi artıyor ve ortamdakileri etkiliyor.
Zamanında fark ettiğimiz için çok şanslıyız. Onları şans değil, Hasan kurtardı. Ekibi içeriden onu çıkardı. Hastaların hepsine sıvı takıldı. Aralıklı oksijen takibi yapıldı. Asıl hasta için ne yapacağız? Ela, haberin yok galiba. Zehirli bir hasta varmış. Fikret Hanım, Zenan, herkes zehirlenmiş. Ne? Aa. Korkma, şimdi iyiler. Ama hasta açık halde masada kalmış. Hasan Bey mi? O da zehirlenmiş mi? Bu giysiler hava geçirmez. Tüpler giysinin içindeki havanın dolaşmasını sağlayacak. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Şimdilik yok. Sen dışarıda bekle. Piller uzun süredir şarj edilmemiş. Tahminim pil bitmeden dışarı çıkmak için sadece 30 dakikanız var. Olamaz. Anestezinin etkisi geçiyor. Hasta uyanıyor. Arkadaşlar sakin olun. Tam izole olmadan içeri girersek 5 dakika bile dayanamayız. Bir hasta ölür. En az 2 dakika daha lazım. Onun 2 dakikası yok. Ela! Dur! Ela! Dur. Ela, çabuk çık oradan! Tamamen iyi. Hastanın bağırsakları ortada, masada yatıyor. Profilin dozunu ayarlamak için kaç kilo olduğunu bulmalıyım. 60 kilo civarı. Başladı. İyi misin? Yaptığınız gerçek bir kahramanlık Hasan Bey. Kendinizi hiç düşünmeden içeri atmışsınız. Yok canım, önemli bir şey değil. Öyle demeyin. Ya onları kurtarırken size bir şey olsaydı? Çok üzülür müydün? Üzülmez miyim? Fikret Hanım ve Zenan nerede? Belki onlara yardım edebilirim. Bilmiyorum. Neler oluyor? Sonra öğrenirsin. Acelemiz var. Fikret Hanım, ben ne yapabilirim? Ayak altından çekilebilirsin. Kahretsin. Bağırsaklar şişti. Ne kadar zamanımız var? 8 dakika. Bağırsaklar şişti mi? Evet. Bu şekilde batına sığmaları mümkün değil. Suat Bey, sebebini biliyorum. Dediklerimi uygularsanız sorunu çözebiliriz. Tamam. İyi misin? Evet, durum ne? Bilmiyorum. Kimse bana bir şey söylemiyor ki. Nereye? Gözlem odasına. Ben de geliyorum. Yeni de olsam ben de asistanım, sizin gibi. Aksini söyleyen olmadı ki. Neler oluyor? Fikret Hanım anestezi uzmanının nazogastrik tüpü koymadan bayılmış olduğunu hatırladı. O yüzden şimdi bir tane nazogastrik takacaklar. Ve bağırsaklardaki havayı dışarı alınca batına daha kolay yerleştirecekler. Ve çok az havaları kaldı. Ben de sormuştum ama cevap veren olmamıştı. Levent Bey. Bağırsaklardaki sıvıyı dışarı çıkarmalısınız.
Tamam. Daha sonra hastanın üstünü şeffaf örtüyle kapatıp ameliyatı bitirmemiz gerekiyor. İyi görünmüyorlar. Az kaldı. Ameliyat yerinin üzerine örtünce çıkacağız. Hava durumunuz nedir? Benim bitti. Sen çık, ben sararım. Tek başına mı? Yapamazsın. Suat. İşte bu hiç iyi değil. Suat. Suat. Lütfen ölme. Lütfen ölme. Seni seviyorum. Hastayı nakle hazır hale getirmemiz gerekiyor. Hı hı. Sırayla çalışılacak. Bir seferde bir doktor. Kimse 20 saniyeden fazla kalmayacak. Önce siz girin isterseniz Aslan Bey. Ben girmeyeceğim. Pardon? Elimize kalan son sağlıklı cerraha sinirsel bir zehre maruz bırakmak, sorumsuzca davranmak olur. Zehrin hala bilmediğimiz uzun süreli etkileri olabilir. Ben burada kalıyorum. Ben suyun altında 3 dakika kalabiliyorum. Tamam. İlk sen giriyorsun. Maskesini takın. Tamponları ıslat ve boşluklara doldur. Zeynep. Hazırım. Güvenlik naylonunu etrafına iyice sar. Sıkı sıkı olmalı. Hadi. Hadi. Hadi Zeynep, çabuk. Zehirli havayı vakum etmesi için ameliyat yeri etrafını mümkün olduğunca sıkı yapıştırman gerekiyor Ela. Şiştiğinde tam yerine oturduğuna emin olabilirsin. Tamam mı? Hadi, hadi bakalım. Hadi Ela, hadi. Hadi Ela. Başaracak biliyorum.
daha gözlerim yaşartıyor. Ela çabuk. Hadi. Hadi. Hala zehirli mi? Şu anda zehri dışarı çıkaracak bir çeşit diyalizde. Bir iki saat içinde yanına girebilirsiniz. Şu an sizi duyabilir. İyileşeceksin, merak etme. İyi olacaksın. Ben yanındayım. Öğrendiğin için üzgünüm. Senden sonra hayatımdaki bütün kötü şeylerin bittiğini düşünmüştüm. Atlatacağıma emindim. Atlatacaksın. Birlikte atlatacağız. Nasıl oldu da hastane benden para almamaya karar verdi? Bilmem. Ama ben biliyorum. Bir insanın hem güzel, hem zeki, hem de iyi kalpli olacağına hayatta inanmazdım. Değil mi? Evet. Hasan işte ya. Yakalandık Ela. Geliyor. Sizi görüyorum. Bari ben yokken yapın dedikodunuzu. Aa, kızma Masarı Kuş. Yok yok, onun adı artık Sevdalı Kuş. Kim o Sevdalı Kuş? Sevdalıyım, sevdalıyım. Ayıp oluyor ya. Kız orada görüyor sizi. Aman da hemşiresini pek korurmuş. Kimden bahsediyorsunuz? Ne alakası var? Ben sizin sevgilileriniz yanında böyle mi davranıyorum? Ay yok canım, Allah için hiç hakkını yiyemeyiz değil mi? Sıkıldınız mı Levent Bey? Penguenleri açayım isterseniz. Yeter artık. Beni ne zaman aranıza alacaksınız? Biz aramızdakini tutmayı bilmiyoruz ki seni alalım. Gece için özür dilerim. Şey günümdeyim. Hani bazı günler kadınlar sinirli olur. Yine de bundan sonra beni terk etmeyi sana yasaklıyorum. Ben de sana yalan söylemeyi yasaklıyorum. Ben yalan söylemedim ki. Sadece sustum. Ya ben horlamamdan bahsediyorum. Bana horlamıyorsun demiştin. Zenan da itiraf etti, horluyormuşum. Olsun. Yine de uyurken bebek gibi görünüyorsun. Horlayan bebek. Aman o ne öyle be? Sakallı bebek gibi. Sanki bir şey daha vardı ama yani sadece ıspanak değil gibiydi. Evet. Biraz Arap saçı koydum. Koku veriyor. Arap saçı derken tam olarak... Zenan, makyaj yapmışsın. Çok güzel olmuş ama. Hadi benim sevgilim var. Sana ne oluyor? Onun da eski sevgilisi var.
Şimdi Suat ona bakıp iyi ki ayrılmışım bu soluk benizden mi desin? Ha? Ne alakası var ya? Siz ikiniz kendine saygı diye bir şey duymadınız mı? Ben kendini kandırmak diye bir şey duydum sadece. Ha ha ha. İlla başkası için mi süslenir ya? Hem Suat artık benim umurumda bile değil. Tamam mı? Evet, ben de seni özledim. Aa, unutturma. Bugün faturaları yatıracağız. Ciddi mi? Hı-hı. Daha yeni yatırmadık mı ya? Maalesef o geçen ayınkiydi. Tamam. Tamam, anlaştık. Akşam alırım seni. Ya ben bu zaman denen şeyi anlamıyorum hiç ya. Adamına göre akıyor vallahi. Maç beklerken vakit geçmek bilmez ama fatura günü hop diye gelir. Of! Bugün beni neler bekliyor acaba? Aslanın yaratıcılığını takdir etmelisin. Senin neyin beklediğini asla tahmin edemiyorsun. Haklısın. Yeni işkence metotları geliştirme konusunda oldukça uzman. O kadar eşyayı bu küçük dolaba sığdıramazsın. Evden ayrıldım. Annemlerle kavga ettim. Ne oldu ki? Kararlarıma ve kişiliğime saygı göstermiyorlar. Bir nişanlım vardı, ayrıldık. Daha doğrusu ben onu terk ettim. Ama annem ve babam barışmam için baskı yapıp duruyor. Aileler böyledirler. Hep senin kararının tersinin doğru olduğuna inanırlar. Nerede kalacaksın? Ben de onu soracaktım Ela'ya. Ne soracaktın bana? Boş bir odanız varmış. Oraya ben gelebilir miyim? Tek başıma bir ev tutmaya param yetmez. Zor durumda kaldığını biliyorum. Sana yardım etmek de isterim. Ama aynı evde yaşamak farklı bir şey. Yani biz seni daha doğru düzgün tanımıyoruz bile. Emin olun çok iyiyimdir. Tanısanız çok seversiniz. Ona hayır demekle iyi yaptın. Daha neler artık. Hayır demedim ki. Düşüneceğim dedim. Onu eve almayacaksın herhalde. Bir Hasan yeter bize. Ya neden insanlara karşı bu kadar ön yargılısın? Ön yargılı değilim. Sadece tanımadığımız birini eve almanın iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Sadece düşüneceğim dedim. Üstelik unutma. Seni de eve aldığımda çok iyi tanımıyordum. Yine de onu tanıdığından çok daha fazla tanıyordum. Kader'in odasında başka birini görmek istemiyorum. Sanırım asıl sorun bu. Şu fiziksel temas saçmalığını bir kesebilir miyiz? Günaydın. Günaydın. Geçmiş olsun. Ne oldu yüzünüze? Düştüm. Ha, kaktüse mi düştünüz? Sevda Hanım. Ayhan Bey, biliyorum. Yine önemli fikirleriniz var. Ama inanın hiç vaktim yok. Kim tırmaladı bunu böyle acaba? Sen işinle ilgilen, işinle hadi. Evet, siz işinizle ilgilenin Sevda Hanım. Hani çok meşgulsünüz ya. Güle güle Ayhan Bey. İyi çalışmalar. Sağ olun. Kadriye abla. Ben bu Aslan Bey'in bana bakışlarını pek beğenmiyorum. Bırak Allah aşkına. Orası öyle. Ama pek bir alıcı gözle süzüyor beni. Bazen bir ilgisi mi var diye düşünüyorum hani. Evladım, a benim saf çocuğum. O adam herkesi alıcı gözüyle süzüyor. Onun bütün kadınlara ilgisi var. Ne?
Yoksa sana da mı ilgisi var Kadriye abla? Yok, elinin körü. Tövbe estağfurullah, tövbe. İyi günler. Sadece merak ettim. Bana nedense hiç iyi bir gün gibi gelmiyor. Bugün korkunç bir ameliyat olacağım ve karşımdaki gruba pek güvenmiyorum. Daha da beteri, Ayşe de sinirli. Sinirli olduğunda sürekli terler. Ve çok kötü ter kokar. Burada camların açıldığını da pek sanmıyorum. Fatih. Kabalık mı yaptım? Fikret Hanımcığım. Günaydın. Günaydın. Ayhan Bey, müsaade ederseniz acelem var. Ben yani elbette sizin hamileliğinizle ilgili bir şey söyleyecek değilim. Ama artık böyle koşturmanız hiç doğru değil. İçeride bebek var, böyle beyni sallanıyor. Beyin demişken sizinkini incelemeyi çok istiyorum. Hem de bizzat dokunarak. özür dilerim, beklettim. Artık kadınlar ileri yaşlarda hamile kalabiliyor. İşte canlı bir örnek. Fatih. Kabalık mı yaptım? Bence doktorları dinleyelim. Fatih Akpınar, 32 yaşında. Frontal tümörü var. Bu tümör onun dürtü kontrolünü etkiliyor. Ama asıl önemlisi hayati tehlike yaratıyor. Biz de ameliyatı bu yüzden yapıyoruz. Yani aklıma gelen her şeyi söylediğim için değil. Aynen öyle. Ama Ayşe benim söylediklerimin kendisini utançtan öldüreceğini söylüyor. Ama ben kendimi engelleyemiyorum. Sinirime dokunan her şeyi söylüyorum. Mesela şu doktor gibi. Yüzünde sürekli canı acıyormuş gibi bir ifade var. Sanki biri sürekli onu cimcikliyor gibi. Seni kızdırdım mı? Hayır, iyiyim. Seni sinirlendirdiyse söylemelisin. Belki de sinirlendirmemişimdir. Sinirlendirdin. Doktor hanım. Tamam. Bence bugün herkes biraz sinirli. Ne de olsa öğleden sonra önemli bir ameliyatımız var. Bana başka sorunuz var mı? O sizin sevgiliniz mi? Yani her an sizi öpecekmiş gibi duruyor da. Affedersiniz, kabalık mı yaptım? İkinizle de gurur duyuyorum. Gerçekten harikasınız. Size harcadığım her saniyeyi acıyorum. Zenan, sen Levent Bey'e yardım edeceksin. Ameliyat için Aslan'ı hazırla. Zeynep ve Hasan, siz benimle acile geliyorsunuz. Sana gelince en iyisi sen bugün benim gözüme gözükmüyorsun. Şimdi herkes işinin başına. Tamam, akşam alırım. Kalem alabilir miyim? Buyurun. 3216 lütfen. Günaydın. Günaydın. Yaptığıma inanamıyorum. Aklımı kaçırdım herhalde. Size nasıl yardım edebilirim? Ben göğüslerimi büyütmek istiyorum. Ha, peki. Öncelikle... Aslan Bey, çok özür dilerim. Ela Hanım, görüşmelerimin bölünmesini sevmediğimi biliyorsunuz. Bunlar hastalarımın zamanı. Aslan Bey, yani korkarım bir sorun var. Oldukça büyük bir sorun. Bir saniye.
Şey, cep telefonumu gördünüz mü? Biraz önce buraya gelirken yanımdaydı. Yok, görmedik Suat Bey. Başka yerde unuttunuz herhalde. İsterseniz çaldıralım. Çaldıralım mı? İyi olur. Buyurun. Annesiymiş. İnanmıyorum, annesi. Allah kahretsin, nereden kapanıyor bunun sesi? Vallahi bir telefon sesi geliyor bir yerlerden sanki ama. Sanki içeride çalıyor. Demek tuvalette düşürdünüz. İyi de Sevda Hanım, burası kadınlar tuvaleti. Haklısınız Suat Bey. Dalmışım. Suat Bey, telefonunuzu deskte unutmuşsunuz. Hastanenin önünde bir kadın avaz avaz bağırıyormuş. Aslan İbrahimoğlu buraya gelsin diye. Elinde bıçak, kimseyi yaklaştırmıyormuş. Allah kahretsin. Kim olduğunu biliyor musunuz? Aa, ben bu ameliyatı yaptırmak istediğimi sanmıyorum. Ama yaptırmak zorundasın. Haklısın. Böyle sinir bir halin olmasa hoş bile sayılabilirsin. Yani vücudun bayağı iyi aslında. Yalnız saçın rengi sana pek gitmemiş. Fatih, bu çok kabaydı. Sahi mi? Önemli değil. Ben de saçımın rengini değiştirmek istiyordum zaten. Senin sevgilin var mı? Bu yüzden mi bu kadar sinirlisin? Bir sevgilin olsa böyle sinirli olmazsın. Belki de frijit falansındır. Fatih. Frijit falan değilim. Bir sevgilim vardı ama ayrıldık. Neden? Kendini beğenmişliğin yüzünden mi? Kendini beğenmiş birine benziyorsun da. Her cerrah biraz kendini beğenmiştir. İşin doğasında var bu. Arkadaşlar lütfen geri çekilin. Lütfen arkadaşlar lütfen. Çekilin. Lütfen. Çekilin. Kadın bekliyor. Sonra da kendini arabaya kilitledi. Gözde. Lütfen arkadaşlar. Doğru çıkar. Lütfen uzaklaşın. Gözde. Arkadaşlar lütfen. Gözde. Ya dostlar. Gözde. Gözde aç kapıyı. Arkadaşlar çekilin lütfen. Kırın şu camı. Gözde. Camı kırın. Lütfen arkadaşlar. Çabuk hadi. Hadi açın şöyle lütfen, lütfen. Getir seceyi. Hadi, hadi. Arkadaşlar lütfen uzaklaşır mısınız? Sarsmadan, sarsmadan. Hadi, çabuk, çabuk, çabuk. Hadi. Durumu ne? Radyal arter kesilmiş. Tamam. Turnike yapın, kan grubuna bakılsın. Kan hazırlayın, damar yolu açın. Fikret Hanım. Kadın hamile olabilir. Ameliyathaneyi hazırlayın. Ela, sen benimle kal. Müsaadenizle. Sevgilin ne iş yapıyordu? 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 Cevap vermezsen sonsuza dek sonra. Sevgilin ne iş yapıyordu? Sevgilin ne iş yapıyordu? Sevgilin ne iş yapıyordu? Sevgilin ne iş yapıyordu? Doktor. Şimdi parmağımı takip eder misiniz lütfen? Bu hastaneden mi? Bu hastaneden mi? Bu kadar sohbet yeter. Bu hastaneden mi?
Evet. Bu hastanede o kadar salak biri mi var? Ameliyat olmak istemiyorum. Ya. Peki siz arada hastanede sevişiyor musunuz? Fatih. Benim de bir sevgilim vardı. Tümörüm olduğunu ilk o anladı. Beni severdi. Ama annesi beni sevmedi. Herkesi kırmamdan hoşlanmadı. Sevgilim annesinin ne düşündüğünün umrunda olmadığını söylüyordu. Ama sonunda umrunda oldu. Şu hale bak, 2 yıl geçti. Ben beyin ameliyatı oluyorum. Ve yanımda sadece Şişko ablam Ayşe var. Fatih Bey, bu kabalıktı. Özür dilerim. Doktor Bey, Gözde Kara sevgiliniz miydi? Bizim düzenli bir ilişkimiz yoktu. Sadece arada bir görüşüyorduk. Peki onu en son ne zaman gördünüz? Dün akşam. Bana hamile olduğunu söyledi. Evlenmek istiyordu. Aldırmasını söyledim, reddetti. Yüzünüzdekileri o mu yaptı peki? Evet, dün akşam. Çocuğun benden olduğunu nereden çıkarttın deyince çok sinirlendi. Üzerime saldırdı. Başka bir ilişkisi olduğundan mı şüphelendiniz? Yok, hayır. Biz çok ender görüşürdük. Başkalarıyla olup olmadığını bilmiyorum. Açıkçası ilgilenmiyorum da. Söyledim ya, biz sevgili değildik. Tümör çıkarılınca eski kişiliği yerine gelecek mi? Frontal bölge beynin davranış ve duygusal tepkilerini kontrol eden bölgedir. Tümör çıkarılır, başka aksilik olmaz ve o yaşarsa. Bir an önce damar omostomozunu yapmalıyız. Çok fazla kan kaybediyor. Tansiyon 70'e 40 bir ünite daha kan transfüzyon ediyorum. Ela, hemen radyal artere klemp tak. Bu tansiyonla bebeğin beslenmesi imkansız. Gebelik kesesine bakılırsa 8-9 haftalık. Fakat fetüsün kalp atışlarını göremiyorum. Anestezi hemen manital 200 cc bolus verin. Kalp fibrilasyona girdi. Zena, şok cihazını getir. Hadi çabuk. Çabuk çabuk olun. 180'e şarj et. Hazır mı? Hazır. Çekilin. 270. Çekilin. Damarları bir türlü ucuca getirip sütür atamıyorum. Doku kaybı çok fazla. Nabız fuziform. Tansiyon giderek düşüyor. Damar çevresini biraz daha diseke edersek başarabiliriz. Hemşire hanım. Mikro makas ve penseti verin. Hadi biraz daha çabuk. Hazır. Çekilin. 360 hazır. Çekilin.
Tekrar uygulayın. Tekrar. Çekilin. Anne yaşayacak. Zeynep'e bir deneme süresi vermeyi düşünüyorum. Yani gelsin 15 gün bizimle yaşasın. Bence benim tanımanın en kestirme yolu bu. Sanırım bizim yani ev arkadaşlarının bu konuda bir söz hakkı yok. Evet yok. Üstelik sizinle yaşayabiliyorsam Zeynep'le de yaşayabilirim büyük ihtimalle. Bugün çok açık sözlüsün. Evet. Bu sabahki hastadan. Fatih'ten ilham aldım. Açık sözlü, tepkisel ve dürüst. Ben de öyle olmak istiyorum. O dürüst ya da açık sözlü değildi. Sadece hastaydı. Ve öldü. Sevda Hanım. Oturabilir miyim Sevda Hanım? Buyurun Hasan Bey. Galiba Zeynep Hanım da size taşınmak istiyormuş. Ha, evet. Ben bir şey çok merak ediyorum. Neyi merak ediyorsunuz? Onların erkek arkadaşları ya da sizin kız arkadaşınız kıskanmıyor mu? Yani iki kadın aynı evde kalıyorsunuz ya. Benim kız arkadaşım yok Sevda Hanım. Kader ölmedi. Sadece gitti. Ve onun odasını öylece tutmak bize sürekli kazayı hatırlatmaktan başka bir işe yaramıyor. O odanın önünden geçerken fena olmak istemiyorum artık. Bence bir şeyleri geride bırakmanın zamanı geldi. Sen bilirsin. Ev senin. Nedense içimden bir ses Kader'in odasının bir bahane olduğunu, senin Zeynep'i istemediğini söylüyor. Benim isteklerimin bir önemi yok nasılsa. Motosiklet kazası. Yaralı iki genç. Kızın durumu ağır. 20'li yaşlarda. İç organ kanaması var. Kızı aldım. Erkek senin. Erkeğinki daha iyi. Sol alt ekstremitede kırık var. Kızın hipotansiyonu var. Sıvı tak. Tansiyon 60'a 40 ile başladı. En son 70'e 40. Bilinci kapalı. GKS 8. Onu kurtaracaksınız değil mi? Ne olur kurtarın onu. Çekil. Hemen anesteziye haber verin.
Gerekirse entübe etsinler. Bu arada hastaya PA akciğer grafisi çeksinler. Daha sonra hastayı tomografiye götürüp kranyal, toraks ve batın taraması yapılsın. Hı. Vital bulguları stabil. Bir sorun yok. Arslan gelecek mi? Yani beni ziyarete. Bilmiyorum. Ama geleceğini sanmıyorum. O kadar aptalım ki. Bebeğimi kaybettim. Sevdiğim adamı kaybettim. Her şeyi kaybettim. Elinde bir çatlak ve bacağında iki yerde kırık var. Ucuz atlatmışsın. Yani kız arkadaşına göre. Seval'den haber var mı? O nasıl? Ameliyat hazırlıyorlar. Bana hep yavaş git derdi. Sürattan çok korkardı. Neden onu dinlemedim ki? Ya benim yüzümden ölürse? Elimizden geleni yapıyoruz. Ne öyle? Kan almam gerekiyor. Tahliller için. Ne tahlili ya? Kusura bakmayın ama bunu yapmak zorundayım. Prosedür öyle. Merhaba, Gözde Kara'nın odasını öğrenebilir miyim? Tabii ki. Doktor Hanım'ın çıktığı oda. Doktor Hanım. Buyurun. Ben Gözde Kara'nın arkadaşıyım. Durumu nasıl acaba? Şu an yoğun bakımda. Ama durumu iyi. Peki bebek? Maalesef onu almak zorunda kaldık. Ona defalarca o adamdan uzak durmasını söyledim. Ama beni hiç dinlemedi. O kadar aşıktı ki gözü hiçbir şey görmüyordu. Herkes bazen hata yapar. Dün akşam beni aradı. Aslan'a hamile olduğunu söylemiş. Aslan da benden değildir demiş. Aklınız alıyor mu? Gözde Aslan'dan başkasını görebilecek halde mi? Evet. Başkasıyla olmadım demiş bizimki. Aslan ne demiş peki? Bana ne demiş? İstediğin ne oldu? Yeter ki beni rahatsız etme demiş. Seni katil serseri. Kızıma neler yaptın? Parçaladın onu. Geberteceğim seni. Geberteceğim. Beyefendi lütfen sakin olun. Burası bir hastane. Göz göre göre kızım gidiyor. Ona bir şey olursa öldürürüm seni. Siz hastayı götürün. Merak etmeyin. Kızınız yoruldu. Buyurun gelin. Klemp. Beklediğimden de yoğun kanama var. Kanama pıhtılaşması uzundu. Taze donmuş plazma geldi. Takın hemen. Hepatik arter yırtılmış.
Nasıl geçti? Zor geçti. Sen niye burada bekliyorsun? Ben Zeynep'e bir şey söylemek için bekliyordum. Tamam. Eğer istersen bu akşam bizde kalabilirsin. 15 gün deneme süresi. Anlaşamazsak ayrılırsın. Çok teşekkür ederim. Harika. Ben eve giderken yiyecek bir şeyler alırım. Sevdiğiniz özel bir şeyler var mı? Hayır. Yani kendini yorma. Akşama görüşürüz. Adresi yazıp dolabının üzerine yapıştırırım. Tamam. Fikret Hanım. Hocam. Ha. Hocam. Ben de seni arıyordum. Tunç'un ailesinden haber var mı? Hocam Almanya'da yaşıyorlarmış. Haber vermek istemiyor. Bu arada ben Tunç'un uyuşturucu madde kullandığından şüpheleniyorum. Tahliller için kan vermekten çok rahatsız oldu. Ayrıca göz bebekleri de normalden büyüktü. Hasan, kızın babasıyla konuşmam gerekiyor. Hasan, kızın sevgilisinin uyuşturucu bağımlısı olduğundan şüpheleniyor. İki uyuşturucu bağımlımız olabilir. Şimdi ben de aynı şeyi düşünüyordum. Seval'in ameliyatı sırasında çok ciddi bir patılaşma sorunu yaşadık. Karaciğer fonksiyon testleri de bozuk. Hasan, ikisinden de kan ve idrar örneği alarak toksikolojiye gönder. Tamam hocam. Doktor bey. Lütfen oturun. Bir değişiklik var mı? Daha iyi. Ama bu gece yoğun bakımda geçirecek. Kızınızın kanında pıhtılaşma sorunu var. Daha önce bu yüzden problem yaşamış mıydınız? Hayır. Hayır, bize hiç böyle bir şey söylenmedi. Geçen sene apandisit ameliyatı geçirdi. Hı hı. Hiçbir sorun çıkmadı. Önemli bir şey mi? Neden olabilir? Şu an araştırıyoruz. Şimdi söylemek zor. Pek çok sebebi olabilir. Peki hiç kızınızın uyuşturucu kullandığından şüphelendiniz mi? Uyuşturucu mu? Benim kızım mı? Merhaba. Merhaba. Ben çok özür dilerim. Öyle sinirlenmiştim ki. Bütün bunları nasıl yaptım bilmiyorum. Beni affedebilecek misin? Hayır. Senden başka hiç kimseyle birlikte olmadım. Yemin ederim. Ama ben oldum. Hem de birçok kez. Şaka yaptığını söyle. Şaka yapmıyorum. Üstelik senin bir başkasıyla olman da beni ilgilendirmiyor. Neden böyle şeyler söylüyorsun? Seni sevmediğimi niye anlamak istemiyorsun? Sana inanmıyorum. Şaka yapıyorsun. Bana şaka yaptığını söyle. Şaka yaptığını söyle. Bana şaka yaptığını söyle. Erkek arkadaşının da böyle bir alışkanlığı olduğundan şüpheleniyoruz. O serseriden her şey beklenir. O hayvan kızıma uyuşturucu verdiyse işte o zaman onu öldürürüm. Lütfen sakin olun. Hiç böyle bir şeyden şüphelenmediniz, doğru mu anladım? Kesinlikle doğru. Ben şüphelendim. Son bir yıldır bizden çok uzaklaştı. Sürekli odasına kapanır oldu. Dersleriyle sorunlar yaşamaya başladı. Daha önceleri hep çok iyi bir öğrenciydi. Genç bunlar. Her zaman böyle şeyler olur. Ne alakası var uyuşturucuyla, onunla bununla? Son zamanlarda kilo vermeye başladı. Rejim yaptığını söyledi. Bazen durduk yerde terlediğini fark ettim.
Laf mı şimdi bu senin söylediklerin? Saçmalık hepsi. Ben de konduramadığım için üstünde durmadım. Ama hata yapmışım. Anne baba olarak görevimiz gözümüzü açık tutmak, görmezden gelmek değil. Buzdolabında tanımlanamayan cisimler var. Mesela bu. Bu ne? Fuagra. Hı? Buyur. Fuagra. Kaz ciğeri. Kaz ciğeri. Her gün yeriz ya Hasan. Ha. Sevmez misiniz? Ya bir fikrimiz yok. Seviyorsak da henüz bilmiyoruz. Salama kadar gelebildik. Hiç kaz ciğeri yemedik demek istiyor. Bak Zeynepciğim. Biz daha standart besleniyoruz. Peynir, ekmek, zeytin, makarna, ıspanak. Hasan'ın dediği gibi salam. Ukalalık yapmak istemedim. Annemler çok sever. O yüzden bizde hep kaz ciğeri olurdu. Çok yaşa. Çok yaşa. Kağıt mendil olan var mı? Var. Yakala. Hop 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 hop. Ne oldu ki? Bu evde her şey idareli kullanılır. Yani 3 metre tuvalet kağıdıyla burnunu falan silemezsin. Bir kere de kullanılan tuvalet kağıdı miktarı 30 santimetre ile sınırlıdır. Yalnız bu tuvalet kağıdı çok sert. Ne için çok sert? Alışırsın. Ben bakarım. Zeynep burada mı? Burada. Merhaba. Merhaba anne. Buyurun. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Zeynep size kısa sürede ısındı anladığım kadarıyla. Ailesine tercih ettiğine göre. Bu bir tercih meselesi değil anne. Oturmaz mısınız? Peki ne meselesi küçük hanım? Şartlar öyle gerektirdi. Biraz kafamı toparlamaya ihtiyacım var. Biz seni rahatsız mı ettik? Anne, hadi gel sana odamı göstereyim. Müsaadenizle. Burada mı yaşayacaksın? Evet, burada yaşayacağım. Babana seni alıp getireceğimi söyledim. Benim adıma kararlar almaktan vazgeç artık. Ben büyüdüm. Büyümüş olsan Raif'ten ayrılmazdın. Raif'in yalısında seni çaya çağırırdım, değil mi? Evet. Anne, artık gidebilirsin. Tabii gidebilirim. Ama önce rica edeyim. Neyi? Kredi kartını. Hepinize iyi geceler. İyi geceler efendim. Çok özür dilerim. Daha ilk geceden sizi rahatsız ettim. Yok canım, önemli değil. Kızının yaşadığı yeri görmeye gelmiş. Ama gördüğünü pek beğenmedi galiba. Boş ver. Ama kredi kartımı kaptırmam kötü oldu. Ama bir tane daha var, onu unuttu.
Zeynep, hadi kalk. Ben çoktan kalktım. Kahvaltı bile hazırladım. Kaçta kalktın ki sen? Bir saat oldu. Günaydın. Günaydın. Sanırım cennetteyim. Krep mi yapmış? Mucize gibi ya. Düşünsene. Çalışıyor diye elini hiçbir şeye sürmeyen kadınlardan değil. Elini hiçbir şeye sürmeyen erkeklerden niye bahsetmiyorsun? Ya lafın gelişi söyledim. Lafın gelişi söylemedin. Cinsiyet ayrımı yapıyorsun. Ben mi? Yuh yani ya. Kadınlar yemek yapmalı. İşte senin bilinçaltında bu var. Kadınlar yemek yapmamalı. Yaparlarsa ezik olurlar. Senin bilinçaltında da bu var. Krep buldum. İzin verirseniz huzur içinde yemek istiyorum. O ne? Müsli. Küspeye benziyor. Bu kadar güzel yemek varken yenir mi o ya? Günaydın. Günaydın. Bugün herkes erkenci galiba. Bebeğe çok üzüldüm. Nişanlın nasıl oldu? Nişanlın mı? Benim nişanlım değil o. Sevgilim bile değil. Ben sizin gibi duygusal aşk çocuklarından değilim. Annen çalışıyor mu? Benim annem mi? Evet. Hayır, o eski Türkiye güzeli. Hadi canım, uyduruyorsun. Hayır, hayır doğru gerçekten. Adı ne peki? Kolay gelsin arkadaşlar. Bu sabah burada tembellik kokusu alıyorum. Şu miskin görüntüyü üzerinizden hemen atın. Yoksa ben kazımak zorunda kalacağım. Günaydın hocam. Sana öyle mi geldi Hasan? Yani aydınlık bir güne mi benziyor bugün? O zaman Suat Bey'in yanına gidiyorsun. Zenan ve Prenses Zeynep acile. Hadi bakalım şimdi kıpırdayın. Kızıma uyuşturucu verdin mi? Orhan şimdi sırası değil. Ona uyuşturucu verdin mi dedim sana? Orhan hadi çıkalım buradan. Birazdan Sevel'i odaya getirecekler. Sen insanın evladı ne demektir biliyor musun? Ne emeklerle büyür hiçbir fikrin var mı? El bebek gül bebek büyütürsün. Üzerine titrersin. Biraz nezle olunca için acır. Gerçekten çok özür dilerim. Kaza benim suçum. Hızlı gidiyordum sonra ama... Sonra senin gibi Orhan. Bir uyuşturucu bağımlısı gelir... ...bütün Orhan. Emeklerini mahveder. Orhan, her şey Orhan yerle bir olur. Ne olur. Biraz sakin olur musunuz? Lütfen. İkisinin de tahlil sonuçlarını aldık. Üzgünüm ama madde kullandıkları kesinleşti. Ne? Güzel kızım. Canım yavrum neler yaptın sen? Hasan Soy'u kovalamak zorunda kalıyorum. Ben de seni özledim. Bu asansörü çok seviyorum. Hiç dursun istemiyorum. Bak kızım. Kötü arkadaşın insana neler yaptığını gördüm. Biz hep söyledik sana, arkadaşlarını dikkatli seç diye. Ama sen bizi hiç dinlemedin. Hep burnunun dikine dikine gittin. Orhan, yeter. Öğüt verme zamanı değil. Seval'i dinleme zamanı. Çözüm bulma zamanı.
Çözüm belli. Tedavi olacak, iyileşecek ve o serseriyi bir daha görmeyecek. Orhan Bey, birazdan psikiyatristimiz burada olacak. Hem Seval Hanım'la görüşecek, hem de bağımlılık tedavisiyle ilgili sizleri bilgilendirecek. Kötü arkadaşlarla ilgili de uyarsınlar. Sen pırıl pırıl çok iyi yetişmiş bir kızsın. Ne işin var öyle adamlarla da desinler. Baba. Söylemeliyim. Onun suçu değil. Benim suçum. Hayır kızım. Kendini suçlama. O içmeseydi o zıkkımı sen de içmeyecektin. Yalnızca arkadaş seçiminde yanılmışsın. Kötü arkadaş seçmişsin. Baba. Söylemeliyim. Bu defa kötü arkadaş benim. Tunç benim yüzümden uyuşturucuya başladı. Gel. Aslan Bey. Söyle. Ama uzatmadan. Gözde Hanım taburcu olmadan önce sizi görmek istiyor. Öyle mi? Peki sence ben onu görmek istiyor muyum? Sanırım hayır. Aha. O zaman bir zahmet Gözde Hanım'a görüşemeyeceğimizi söyleyiver. Ne var? Aslan Bey, Gözde Hanım çok kötü şeyler yaşadı. Biliyorsunuz, o çok sarsıldı. Bence sizi görürse kendini daha iyi hisseder. Sana fikrini sorduğumu hatırlamıyorum. Hafızamda bir sorun varsa sevgilinden randevu al. Sormadınız ama ben düşündüm ki eğer siz... Düşünmek için değil, benim söylediklerimi yapmak için buradasın. Düşünmek benim işim. Şimdi git ve dediğimi yap. Emredersiniz efendim. Sevda Hanım, bakar mısınız? Ben yardımcı olayım Hasan Bey. Sonuçlarım geldi mi diye soracaktım da. Gelmedi daha Hasan Bey. Teşekkür ederim. Senin bu Hasan Bey'i görünce elin ayağın fazla oynuyor. O ne demek öyle Kadriye abla? Ne demekse o demek. Ama Kadriye abla vallahi ben... Sen yaptığın işin öneminin farkında değilsin herhalde. Biz fingir demekle zaman geçiremeyiz. İnsanların hayatı söz konusu. Ela Hanım'a Levent Bey'e bir şey dediğim yok ama. Ya da Suat Bey'le Zenan Hanım'a. Tabii onlar doktor. Onlar doktorsa sen de hemşiresin. Hemşireler olmasa doktorlar neye yarar ki? Onlar gelir, şunu yapın, bunu yapın der giderler. Biz uğraşırız hastalarla. Bak, ben seni sevdiğim için söylüyorum. Bu koca arayan haller sana yakışmıyor. Kendini küçük düşürüyorsun, farkında değilsin. Ben hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Hep uzak durdum öyle şeylerden. Seval'le tanıştıktan epey sonra öğrendim onu kullandığını. Ona yalvardım, tehdit ettim. İstediği zaman bırakabileceğini, bağımlı olmadığını söylüyordu. Evet, hep öyle söylerler. Birkaç defa bıraktığını söyledi. Ama her seferinde tekrar başladı. Ailesine niye söylemedin? Çünkü onlara söylersem kendini öldüreceğini söylüyordu. Onları hayal kırıklığına uğratmaktan çok korkuyordu. Peki sen niye başladın? Ben mi? Ben diye bir şey yok ya artık. Yalnız Seval var. O benim için her şeyden daha önemli. Eğer bırakmazsan ben başlarım dedim. Ya sen kurtulursun ya da beraber gideriz. O yoksa zaten ben de yok. İtiraz etmedi mi buna?
Yani sevdiği insan kalkıp onun bataklığına giriyor. Nasıl razı oldu? Çok karşı koydu önce. Ama onu dinlemedim. O da bırakamadı. Senin kadar sevmiyor belki de. Onun canı sağ olsun. Benim onu severken kalbim büyüdü doktor bey. Seval beni bir damla sevse yeter de artar bile. Orhan Bey, iyi misiniz? İyiyim doktor, iyiyim. Neden ağlıyorsun? Sevda Hanım, neden ağlıyorsun? Çünkü Kadri abla beni çok kötü azarladı. Benim yüzümden mi? Beni görmek istemiyor değil mi? Kendinizi üzmeyin. Bence henüz çok kızgın. Bir süre sonra her şeyin düzeleceğinden eminim. Hiçbir şey düzelmeyecek. Biz çok sık görüşmüyorduk. O çok meşguldü. Daha doğrusu ben o yüzden görüşemediğimizi sanıyordum. Gözde Hanım, şu an dinlenmeye ihtiyacınız var. Oysa onun hayatındaki sayısız kadından biriymişim sadece. Onun işinin bitmesini değil, sıramın gelmesini bekliyormuşum. En kötüsü de ona hala aşığım. Hem de deli gibi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Belki bu olanlar bazı şeyleri değiştirir. Yani insan ne kadar aşık olsa da vazgeçebilir. Onu görmediğim hiçbir günün anlamı yoktu. İnsan hayatının anlamından vazgeçebilir mi sizce? Hoşça kalın. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmiş olsun. Ne o? Ağlıya ağlıya gittin, şimdi yüzünde güller açıyor. Hiç. Biraz dolaştım, açıldım işte. Boşu boşuna o kadar üstüme geldin vallahi. Hadi hadi. Bu senin de değil mi Sevda? Asansörde düşürmüşsün. Çok teşekkür ederim. Ceren. Buyurun Suat Bey. Bir dakika gelir misin? Seninle konuşmam lazım. Ne var? Dünden beri 16 arama, 8 tane de mesaj geldi. Ne? Bakmak istemiyor musun? Sen ne demek istiyorsun? Delirdin galiba. Sonra yine telefonumu kaçırıp karıştırmanı istemiyorum. Al. Neye bakacaksan bak rahat rahat. Cep telefonunu kaçırmak mı? Cep telefonunu falan kaçırmadım ben seni. Alıp sana getirecektim. Yolda tuvalete girdim. Suat. Benden özür dilemeni istiyorum. Beni iğrenç bir şeyle suçluyorsun. Ama doğru. Telefonumu karıştırdın. Hastasın sen. Bu yaptığın
kendini kariyerine adamış bir kadına hiç yakışmıyor. Ne istiyorsan ona inan. Umurumda bile değil. Zenan. Zenan. Bir şey mi kızdın, bana mı öyle geldi? Hiçbir şeye kızmadım. Dur bir düşüneyim. Girmek isteyip de giremediğin bir ameliyat oldu mu? Olmadı. O halde besbelli ki Suat'a kızdın. Ha? O benim umurumda bile değil, tamam mı? Benim gönül işleriyle geçirecek zamanım yok. Doktor, lütfen bize doğruyu söyleyin. Kurtuluşu var mı bu işlerin? Psikiyatristle konuştunuz. Söylediklerini duydunuz. Tedavi var. Ama bu kolay bir süreç değil. Hep kötü şeyler duyuyoruz. Hep kötü şeyler okuyoruz. Uyuşturucudan kurtulan bir sürü insan var. Ona destek olun. Onu anlamaya çalışın. Yılmasına izin vermeyin. Onun için güçlü olun ve asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz onun için her şeyi yaparız. Onun için değil Orhan, onlar için. Tunç, onu kurtarmak bizim boynumuzun borcu artık. Hala aklım almıyor. Bir insan nasıl bu kadar acımasız olur? Kadın bileklerini kesti, bebeği karnında öldü. Aslanın kılı kıpırdamadı, kadını görmek bile istemedi. Aslan değişik biri. Çok kendine dönük. Ne başkalarını umursuyor ne de onların duygularını. Ama hastaları ona tapıyor. Gerçi ben de hastası olsam harika biri olduğunu düşünürdüm. Onlara karşı o kadar düşünceli ve kibar ki. Allah'tan o kadar güzelsin ki onun hastası olmaya ihtiyacın yok. Ama bu gidişle erken yaşlanacağım. Ben gidiyorum. Allah Allah. Acilden çağırıyorlar. Birinin silikonları falan patladı herhalde. Tunç. Gel. Otur şöyle. Tamam. Seval. Tunç'a diyeceklerimi sen de duy istedim. Tunç, özür dilerim. Galiba kendimizin ya da çocuklarımızın kusurlarını görmek yerine başkalarının evlatlarını suçlamak daha kolay geliyor. Seval'inki kusur değil. Sadece bir hata. Seval ne yaparsa yapsın benim kızım. Onun iyi olmasını istiyorum. Senin de. Artık önemli olan bu bataktan çıkmamışsın. Seval, seçimi sen yapacaksın. Ya beraber batacağız ya da beraber kurtulacağız. Kurtulacağız. Sana söz veriyorum. Başaracağız. Zeynep hemen biriniz anesteziye haber versin. Hadi. Fikret Hanım, tansiyon alamıyorum. Ameliyathaneye haber ver, hazır olsunlar. Suat Bey de bilgilendir. Hadi, tamam. hadi. Tampon. Aman Allah'ım. Röntgen sonuçlarını istiyorum. Peki Suat. Acele. Aslan. Fikret Hanım. Ameliyathane hazır, sizi bekliyorlar. Tamam hadi çocuklar. Hemen gidiyoruz. Yavaş, dikkat. Sarsmadan. Yavaş. Yedinci kattan atlamış. Bahçe demirlerine saplanmış. Pek kurtulacak gibi görünmüyor.
Kahretsin. Abdominal aort yaralanmış. Aort klempi verin. Hemen ikinci aspiratörü de devreye sokun. İçeride kandan dolayı hiçbir şey göremiyoruz. Ela, batın kompresle kanayan yere baskı yap. Klemp. Karnı yıkamak için 50'lik enjektörle serum verin. Buyurun Ela Hanım. Kalp ventriküler fibrilasyona girdi. Ela, hemen şoka başla. Anestezi, bir ampul adrenalin ve atropin yapın. 200'e şarj et. Çekilin. Ölüm saati 16:42. Gözde Hanım... Öldü mü? Maalesef evet. Umurunuzda mı bilmiyorum ama haber vermek istedim. Hayır. Umurumda değil. Neden olsun ki? İçki mi içtiniz siz? Evet. Dün bir hastam getirmişti. Bugün içmem içinmiş demek ki. Gözde. Bu dünyada yaşamak için fazla zayıf ve aptaldı. O size aşık olmuştu. Tek hatası da buydu. Kadınlar asla aşık olmaz. Böyle düşünmek sizi rahatlatıyor mu? Beni yalnız bırak. Gitme. Yalnız kalmak istemiyorum. Kadınlar kimseyi sevemez. Kendi çocuklarını bile. Yanılıyorsunuz Aslan Bey. Çocuktum. 4 ya da 5 yaşındaydım. Bir gün annemin odasından sesler geldi. Anneme bir şeyler oluyor sandım. Bağırıyordu. İçeri girdim.
bir adamla çırılçıplaktı. Çok şaşırdım. Sonra annem bana kimseye söyleme dedi. Eğer babama söylersem ayrılmak zorunda kalacağımızı söyledi. Ben babama söylemedim. Kimseye söylemedim. Ama beni terk etti. Ben kimseye söylememiştim. Ama anneniz sizi aradı geçen gün. Kan var. Efendim? Ayaklarında kan var. Bir saattir seni arıyorum. Burada mıydın? Aslan'ın yanındaydım. Çok kötü bir olay. Onun için de çok zor olduğundan eminim. Yani biri senin yüzünden kendini öldürüyor. Ne konuştunuz peki? Hiç. Hiç? Gözde'den konuştuk işte. Aslan'ın da duyguları var mıymış peki? Evet varmış. Bir gün o adam için üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi. Yine de onunla ne konuştuğumuzu merak ediyorum. Söyleyemem. Kimseye söylemeyeceğime söz verdim. Aslan'la sırlarınız var yani. Senden hiçbir şey saklamadığımı biliyorsun. Ama birine söz verdiysem tutmak isterim. Lütfen bana anlayış göster. Ela, benim sana anlayış göstermeme şansım var mı? Sen benim elimi, kolumu, kalbimi bağladın bir kere. Gerçek her gün şekil değiştirir. Neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylemek göründüğü kadar kolay değildir. Hiç durmadan gerçeği arar dururuz. Bulduğumuzsa bize asla yetmez. Hep daha derine gitmek isteriz. Thank you.
Bütün bu karmaşa içinde en doğrusu belki de kalbimizin sesini dinlemek, ona güvenmektir. Kim bilir? Belki de değildir. Kestirmek zor. Ne de olsa bunlar karışık konular.